Değerli Davet Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli dostlar, bugünkü Bir Konu Bir Konu programımızda geleneksel tıp hekimesi Hanzede Günaydın hocamızla nefes yahu konu başlıklı konuşma yapacağız. İnşallah istifadeye medar olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Allah razı olsun. ...nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, afiyetteyiz. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, halimize şükürler olsun. Allah hocam olsun. en son yapmış olduğumuz programda... E, ...nefesi anlatacağımıza dair dinleyicilerimize söz vermiştik. Evet. Bugün inşallah sözümüzü tutacağız. Evet, sözümüzü yerine getirmek için şu an buradayız inşallah. İnşallah, Allah razı olsun. E, hocam e, nefes nedir? Nefesi nasıl tarif edebiliriz? Ee, öncelikle müsaade buyurursanız... E, bu konuyu küçük bir hikaye halinde anlatıp sonra sorunuzun cevabını vermek isterim müsaadenizle. Evet. Şöyle bir gözümüzü kapatalım. Arkamıza yaslanalım ve böyle dik oturalım ve bu güzel hikayemizi dinleyelim. Şöyle düşünün. Allahu Teala tarafından gönderilen çok değerli ...çok kıymetli bir misafir var... ...ve kapıya gelmiş... ...zarif, naif bir şekilde... ...kapıyı tıklatmaktan... ...muradı odur ki... ...kapı açıldığında içeri girecek... ...evimizi... ...neresinde kir varsa temizleyecek... ...neresinde arıza varsa... ...tamir edecek... ...neresinde görsel bozukluk varsa... ...onu düzeltecek... ...muradı odur... ...diğer misafirler gibi... Bizden çay, kahve, börek, çörek, ağırlanmak da beklemiyor. Görevini yapıp gitmektir muradı. Ve tekrar gelip yine aynı hizmeti yapmaktır. Ve bu misafir bizden hiçbir şey beklemiyor. Sadece kapı açılsın diye bekliyor. Ve biz kapıyı açmadığımızda da kızmıyor, küsmüyor, kahırlanmıyor çekip gitmiyor. Yine aynı naifliğiyle kapıyı yavaş yavaş tıklamaya devam ediyor. Bazen kapı aralansa da hemen şöyle bir antreye sızıyor, oradaki temizlikleri yapıyor, dışarı hemen çıkıyor. Lakin evin her tarafı kirli olduğunda orası kısa sürede tekrar kirleniyor. İşte bu misafir yüce Rabbimizin bize göndermiş olduğu en kıymetli nimeti olan nefestir. Sevgili dinleyiciler. Evet, ve kapı ise burnumuzdur. Biz burnumuzu doğal haliyle açıp o nefesi Allahu Teala'nın bizden murad ettiği, fıtratımıza uygun bir şekilde aldığımızda nefes bedenimize girecek, bedenimizdeki toksinleri arındıracak, hastalıklı hücreleri yakacak, dip bucak temizleyip onarıp bizden de hiçbir karşılık beklemeksizin tekrar çıkacak ve tekrar bu hizmetine bıkmadan Usanmadan ömrümüz nihayetleninceye kadar, nefes sayımız bitinceye kadar devam edecek. Kim böyle bir misafiri Ağırlamak istemez ki diyoruz. Ve sorunuzun cevabına geçiyoruz. Evet nefes nedir buyurdunuz? Nefes yüce Rabbimizin biz kullarına verdiği en önemli, en değerli, baha biçilmez olan ve biz kullarında maalesef birçok hususta olduğu gibi en çok gafil olduğumuz bir nimettir diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Nefesi hikayeyle anlattınız, biz de gözlerimizi burada yumduk, kapattık, söylediklerinizi yaptık. Elhamdülillah. Evet, nefesin değerini daha iyi anladık. Şükürler olsun. Allah nefesin değerini anlayanlardan eylesin bizleri. Amin. Ee, zaten ömür de nefesle sayılı diye biliyoruz. Evet, ona yani geçeceğiz nefes inşallah, diyor. ona geçeceğiz. Ee, hocam şimdi biz e, bahsederken nefesten büyük ihtimal dinleyen dinleyicilerimiz biz zaten nefes alıyoruz. Bu nefesin alma şekli de mi olurmuş diye bir soru akıllarına gelebilir. Ee, bu evet. nefesi nasıl alabiliriz? Nefesi biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle gerçekten işte biz doğru nefes diyoruz, diyafram nefesi diyoruz. Bunu söylediğimizde karşımıza çıkan cümle şu. Ee, ya biz zaten nefes alıyoruz ki. Ee, maalesef günümüzde etrafımızı gözlemlediğimizde doğru nefes alan insanların sayısı yüzde on ila yüzde on beş yirmilik rakamlarda. Bunun dışında kalan büyük bir çoğunluk bu bazen yüzde doksanları buluyor. Maalesef nefes almıyor, sadece ve sadece soluyor. Bırakın nefesin ...ciğerlerden diyaframa inmesini ...burundan alıp... ...burundan tekrar çıkarıyor. Tıpkı hikayemizde tarif ettiğimiz gibi... ...misafir kapıdan ancak eşikten şöyle bir kafasını uzatıyor... ...daha işini yapmadan tekrar gönderiyoruz. Bu şekilde. Evet hocam. Ee, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bütün insanlık olarak bugün... Bir e, imtihana tabiiz, Korona denen bir imtihana. Ve bu imtihanla bütün insanlık e, nefesin önemini daha da iyi anlamakta. Ne kadar kıymetli bir nimet olduğunun daha da bir farkına varmakta. E, şöyle ki. 17 Ağustos e, 1999 yılında Düzce depremini hepimiz hatırlarız hüzünle. Orada hatırladığımız bir tablo vardı. 41 gün sonra canlı çıkan insanlar olmuştu. Biz burada e, şunu görmüştük. Kişi yemek yemeden 40 gün yaşayabiliyor. Kişi su içmeden Birkaç gün yaşayabiliyor ee, ve ama nefes almadan ancak 3 ila 5 e, dakika yaşayabiliyor e, ve biz bunu 19 Ağustos depreminde de şahit olduk. Onun için e, nefes bu kadar önemli diyoruz. Nefesin e, önemini arz ettiniz, teşekkür ediyoruz. E, doğru nefes nasıl alabilir insan? Doğru nefesi tarif edebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle size şöyle bir soru sormak istiyorum üstadım. Kişi nefes almazsa ne olur? Ölür. Evet, çok güzel. Kişi nefes almazsa ölür, bu kadar basit. Doğru nefes almazsa da ölü gibi yaşar. Dikkat edelim... Etrafımızı bir gözlemleyelim. Bir gözlemleyelim. Etrafımız ölü gibi yaşayan insanlarla dolu. Nasıl ölü gibi yaşayan insanlarla? Hastalıklı, mutlu değil. Hayattan tat almıyor. Hayattan tat aldırmıyor etrafındakilere de. Bütün toplumda çok büyük bir çoğunluk bu şekilde maalesef. İşte burada o kişinin doğru nefes almadığını fark ediyoruz. Ve bunun için mutlaka ve mutlaka diyafram nefesi almalarını öneriyoruz. Hocam diyafram nefesi e, dediniz. Diyafram nefesi nedir? Nasıl alınır? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, bunu şöyle tarif edeyim. Ee, bir su şişesi düşünelim. Hepimizin elinde bir su şişesi var. Su içtiğimiz su şişesi. Bu su şişesinin tabanı bizim e, alt karnımız olsun. Tam su şişesinin ortası diyafram kasımız olsun. Onun üst kısmı bizim ciğerlerimiz olsun. Onun baş kısmı, ağız kapak kısmı da bizim başımız olsun. Şimdi biz bu şişeyi su doldururken bir düşünelim lütfen. Yukarıdan şişeye su dolduruyoruz. Şöyle bir tahayyül etmeye çalışalım. Ee, su önce yavaş yavaş alttan, alt karından, yukarıya doğru dolar, 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 diyaframa kadar. Devam ediyoruz yukarıdan suyu doldurmaya. Diyafram kasından, e, ciğerlere kadar, sonra boğazımızdan ağzımıza burnumuza kadar. Yani nefes alırken e, tıpkı hani çiçek koklar gibi ve burada doğru nefes e, alırken dilimizin damağımızda olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Hani Allah deriz ya. O Allah derken ki lam harfinin Olduğu noktada dilimiz olduğunda da doğru nefes için muazzam bir e, imkan oluşmuş oluyor. Ve bakın ne yaptık aşağıdan yukarıya doğru yavaş ve dingin aldık. Boşaltırken suyu boşaltırken ne yapıyoruz? Önce burundan boşalıyor, boğazdan, ciğerlerden, diyaframdan ve alt karından bu şekilde boşaltılıyor. Minimum nefesin dört elif miktarı olması lazımdır. Dört elif miktarı. Yani bunu beş saniye diyebiliriz. Kişi alırken sakin ve dingin dört elif miktarı dili damağında çiçek koklar gibi yavaşça dört elif miktarı nefesi alacak. Sonra dört elif miktarı o Rabbimin verdiği nefes nurunu bütün bedeninde misafir edecek ki hücrelerimize kadar yayılsın, hücrelerimizi şifalandırsın. Hikayemizde bahsettiğimiz gibi misafir girsin her zerreyi, her küreyi temizlesin ve onarsın. Sonra dört veya sekiz elif miktarı yavaş, sakin ve dingin nefesimizi vereceğiz. Doğru nefesi kısaca böyle tanımlayabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu anlattıklarınızı biz medresedeyken, Kur'an öğreniyorken evet. E, çok uyguladılar bize. O meddi tabi, meddi mufasıl evet, şeylerinde dört evet. el miktarı çekmek, beş elif miktarı, sekiz elif miktarı bırakmak gibi. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuyorken de bunlar asıl nefes. Kesinlikle önemliymiş. zaten Kur'an-ı Kerim'i e, mahreç ve tecvid kurallarına usulüyle e, uygulayarak okuyan kişi nefesi en doğru, en güzel alan kişidir. Hocam şimdi biraz önce e, konuşmalarımızda insanın ömrü nefesle kaimdir dedik, yani nefes sayısı kadar olur demiştik. Evet. O zaman bu nefesin ömür üzerinde bir etkisi var mı? E, kesinlikle çok güzel bir konuya değindik. Ee, buna sizi bir hatıramdan bahsederekten bu sorunuzun cevabını vermek istiyorum. 16-17 yıl önce haç farizasını yapmak için işte Mekke, Medine'ye ziyarete gittiğimizde... ...orada uzak doğudan gelen kafileler vardı. Yaşları 90 ile işte 100-140'lara kadar giden kişilerdi. Son derece canlı, kanlı, dinamik, enerjik... Bizim kafileler saf sayda, tavafta, kısa zamanda hemen böyle dökülürken... ...bunlar gayet böyle yüzlerinde mütebessim, enerjik bir şekilde görevlerini tamamlıyorlardı. Çok hayret etmiştim. Yani dillerini bilsem gidip soracağım, bu işin sırrı nedir diye. Ee, böyle hep gözlemledim onları... Ee, ve tabi dillerini bilmediğim için soramadım. İçimde kalmıştı. Yıllar sonra doğru nefes kavramını öğrenip bu camianın içine girdiğimde işin sırrının doğru nefes olduğunu anladım. Şimdi e, sözün başında ne demiştik? Doğru nefes almıyoruz, soluyoruz. Nedir solumak? Burundan al, ver. Al, ver. Al, ver. Bakın saniye içerisinde birkaç defa nefes alınıp veriliyor. Allahu Teala ömrümüzü belirlerken ve nihayetinden bahsederken şöyle buyurur. Ne bir nefes önce ne bir nefes sonra. Hani demez bir gün önce bir gün sonra. Bir zaman kavramı yok. Nefes kavramı var. Dolayısıyla az önce tarif ettiğim gibi hızlı bir şekilde saniye içerisinde birkaç nefes aldığımızda nefes sayımızı çok daha hızlı eba ediyoruz. Ama bir, biraz önce dört elif miktarı diye bir nefesten bahsettik. Beş saniye al, beş saniye tut, on saniyede yavaşça ver. Bakın bir nefes bizim yirmi saniyemizi aldı. Ve biz bu şekilde nefes aldığımızda ömrümüzü nefes sayısıyla çarparsak kaç kat bereketlendirdiğimizi kendimiz oturup bir tefekkür edelim. Hocam şimdi ben şöyle toparlayacak olursam konuşulanları somutlaştırmak adına. Yani biz nefes alırken o zaman ilk başta karnımız tabirinde ise alt baştan şişmeye başlayacak. Üst tarafa doğru şişerek gelecek. Doğru evet. nefes bu. Gidiyorken de üstten... Boşalık. İnerek aşağıya doğru gidip en son karnımız inecek. Evet ve burada e, ne kadar nefesimize odaklanırsak, e, ne kadar sakin ve dingin nefes alırsak hayatımızı o kadar dengeye alırız. O kadar sağlıklı, o kadar kontrollü ve doğru nefes almış oluruz. Zaten insanlar sinirlendiği zaman sürekli böyle hızlı hızlı nefes alıyorlar. Demek ki tam inmediği için sinirliliği de geçmiyor. Kesinlikle. O anda bir güzel nefes alsa... Beyin oksijen gidecek. Beyin oksijen gittiği zaman da sakinleşecek. Kesinlikle. Yani yüzün üzerinde sayısız tedavi edici nefes sayıları, e, çeşitleri vardır. Bunları şimdi burada hepsini ben bahsetmemiz mümkün değil. Ama hani e, öfkelendiğimiz anda, vesvese geldiği anda, kalbimiz konuştuğu anda, e, çok hüzünlü olduğumuz anda, bedende ateş, hararet, tansiyon yükseldiği anda bunları ...hepsinin nefes çeşitleri vardır. Bu çeşitleri nerede, nasıl, ne zaman dinleyebiliriz? Allah nasip ederse burada belki başka programlarda veya bizim nefes atölyelerimiz oluyor. Bizimle irtibata geçip orada da olabilir. Ee, yani e, Rabbim ne nasip etmişse orada biz elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Nefesimizi tarifini yaptınız. Nefes almayı öğrettiniz. Evet, şükürler Allah olsun. Allah alabilmeyi nasip etsin güzel Anladım. bir nefes. Anladım. Zaten e, tabirlerde var ya nefis diyoruz nefis. Evet. Demek evet. ki nefesten geliyor. Güzel bir nefes nefis olmayı. Tabii şeyin ki. Zaten yani. hani tasavvufta şöyle bir ifade vardır. Bunu hep duyarız. Nefsini bilen Rabbini bilir diye. Sufi tıbbı isimli bir eserde bu işin aslı irdeleniyor ve geriye çıkan sonuç şu. Nefesini bilen Rabbini bilir. Hmm. Evet. Aslında nefesini bilen Rabbini bilir. Kişi nefesini ne kadar kontrollü alabilirse hayatını Allah'ın izniyle o kadar kontrolde tutabilir. Ne kadar sakin ve dingin nefes alırsa o kadar sakin ve dingin olur. Kişi diyafram nefesini ve diyafram kasını ne kadar geliştirirse o kadar hayatta dengede olur. Çünkü diyafram kası denge kasıdır. Bir kişinin diyaframı ne kadar güçlüyse hayatta duruşu da o kadar güçlüdür. Hatta e, bir örnek vermek istiyorum. Bundan bir bir ay kadar Belki bir buçuk ay kadar önce Afyon'da bir nefes kampında misafirdik. Orada bir nefes hocamız, e, kendisi hem orduda görev yapmış hem milli bir sporcu. Şimdi de nefes atölyeleri üzerinde çok güzel çalışmalar yapan değerli bir üstadımız. E, sahneye e, salonda 170 kişiye yakınız. E, i̇çinizde dedi en baba yiğit, en gücüne güvenen karşıma gelsin dedi. Ve gerçekten baba yiğit böyle hani e, devlet büyüklerinin korumaları tipinden birisi geldi sahneye. Hocamız sadece e, nefesi aldı kişiye e, böyle parmakların ucuyla diyafram kasına baskı uygulamasını ve orada sabit durmasını söyledi. Kişide yani hocamızın dediğim gibi belki bir buçuk iki katına yakın bastırdı diyafram kasına babayı cüsseli birisi güçlü kuvvetli birisi hocamız nefesi ani bir şekilde hızlı bir şekilde bırakmasıyla o beyefendi üç metre ileriye sıçradı. Yani diyafram kası bu kadar güçlü bu ne demek bu kişi hayatında o kadar güçlü demektir dengede demektir. Olaylar karşısında o kadar sağlıklı, sağlam, kararlı ve dengede demektir. Allah sağlığımızı artırsın. Amin. Nefes almayı Amin. nasip etsin. Amin. Şimdi siz bunu anlatırken siz söylediklerinizi ben uyguluyorum. Büyük ihtimal dinleyicilerimiz de... Bunu uygulayacaklar siz söylediğiniz zaman. İnşallah muradımız i̇nşallah bu odur. İnşallah bir gir giriş olur. İnşallah. Gelişmesi devam eder. <laughs> Nasip inşallah Allah Her söylediğiniz olur. ben kendi vücudumda uyguluyorum şu anda. Çok güzel. E, sizi dinlerken güzel oluyor. Elhamdülillah. E, tavsiye ediyoruz. Elhamdülillah. E, hocam şimdi insanlar e, nefes alırken hem ağzını hem burnunu kullanıyor. Evet. Bunun birincisi sağlıklı olanı ağzı kullanmak mı burnu kullanmak mı? Ki biz şöyle biliyoruz. Burundan al ağızdan ver. Klasik. Burundan al ağızdan ver diyebiliyoruz. Evet. Bunun en sağlıklısı nasıldır? Nasıl nefes? Evet. Nereden evet. nefes almak gerekir? Dedik ya Hı. yüzün üzerinde e, nefes çeşitleri vardır ama insanın doğasına, fıtratına en uygun ve bizim daimi olarak ihtiyacımız olan nefes burundan alıp burundan vereceğimiz nefestir. Burun nefesine Toprak nefesi denir insanı toprak gibi yapar. Sakin, dingin, güçlü, kuvvetli, verimli, bereketli. Doğru olan burundan alıp burundan verilen nefestir. Tabii ki ihtiyaç halinde ağızdan alıp ağızdan verilecek nefesler de vardır. Burundan alıp ağızdan verilecek nefesler de vardır. Ama insanoğluna lazım olan, fıtratına en uygun olan ...burundan alıp... ...burundan verilen nefestir. Peki burnumuzda... ...bir sıkıntı olursa, kırık olursa... ...kapalı olursa... ...o çok zaman güzel. ağzımızı mı kullanalım? Evet, yok. E, çok güzel bir konuya değindiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, burundan kırık olanlar var. Gidip burun ameliyatı geçirebiliyorlar. Veya burundan polip var. E, Rabbim... ...insanoğlunu öyle güzel yaratmış ki... ...insanoğlu fıtratına... ...gerçekten dönerse nefes hususunda da böyle. Su akar yolunu bulur. Yine nefes atölyesinde bir hocamız bir örnek gösterdi. Dinleyicilerimizin affına sığınaraktan bu örneği vermek istiyorum. Onun için küçük şeyler için ameliyatlara girmesinler. Bir parmağını bir burnuna serçe parmağını özel bir yağla yağlayıp affınıza sığınıyorum. Burnuna soktu. Tam parmağın köküne kadar girdi. Diğer parmağını diğer burnuna soktu. Sadece parmağın yarısı girdi. Dedi ben çocukken burnum kırılmıştı ve ben bu nefesleri tanımadan önce burnumdan nefes alamıyordum. Ama kendimi geliştirdim. Artık o kırık olan ve eğri olan taraftan da çok doğru nefes alıp verebiliyorum. Nasıl ki su akar yolunu bulursa nefes de akar Rabbimin izniyle yolunu bulur. Bu bir. Burada doğru çalışma gerekiyor. İki, diyelim ki burunda polip var. Etler var. Doğru nefes çalışması polipi bile eritebilir, Allah'ın izniyle. Nice kocaman polipler, burundaki etler, ...iltabik şişlikler doğru nefesle bir iznilla tem temizlenip şifalanmaktadır. Yani bunlar nefesle aşılabilir. E, mümkün mertebe burundan alıp burundan vermeye yani toprak nefesine özen göstermemiz gerekiyor. Burundan alıyorken de onun bir yöntem var mı? Burundan normal nefes almak gibi mi alacağız? Yoksa burundan nefes alıyorken de işte belli bir tekniği var mı? Ee, şimdi e, öncelikle nefes alırken mutlaka dik durmamız gerekmektedir. Evet her zaman dik durmamız gerekmektedir. Biz bunu söylediğimizde işte bize şey derler ya hocam işte hani e, böyle dik durmak e, kibrin göstergesi değil midir? E, biz şöyle biliriz ki gerçek tevazu odur ki bedenden ziyade gönlün eğilmesidir. Gönlümüz eğik olsun ama omurgamız sağlık için dik olsun. Dik e, oturulacak. E, i̇kincisi ne dedik? Dilimiz Allah lafsında olduğu gibi damağımızda olacak. Ve çiçek koklar gibi. Ben hep şöyle tarif ederim danışanlarıma. Sanki Cenab-ı Rabbül Alemin nurdan bir el önünüze getirmiş. Hatta bazen derim ki o el Efendimizin nurlu eli olsun. Onun elinden nurdan bir gül demeti ve burnunuzun önünde. Gözünüzü kapatın, sakince her zerrenizi, her kürrenizle o çiçeği koklayın. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi bunu gün içerisinde e, biraz her zaman yapmak sıkıntılı gibi olur ama diyelim bunu gün içerisinde kaç defa tekrarlamak? İşte sabah bir defa yapıp sabah öyle akşam mı? Yoksa bütün aldığımız nefesleri bu şekilde mi almak? Sanki bütün Hayat, ...günü bu şekilde geçirmek zor olacak gibi de... Evet. ...tavsiyeniz nasıl olur yani? Harika bir soruya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, yine... ...mesela Allah dostları tasavvuf yolunda... ...şöyle bir ifade vardır. Zikri sultani. Nedir zikri sultani? zikrin bütün bedene hakim olmasıdır. Ne yapar bir mürşidi kamil? Önce küçük belli bir sayı zikir verir kalpte. Önce bunu çeker. der. Kontrolle belli aralıklarla bunu arttırır. Sonra bu zikir kalpten letaiflere yayılır. Sonra tekrar kontrolle sürekli arttırır. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde. Sonra öyle bir hal olur ki kurulan saat misali kişi her dem Allah'ı zikretmeye başlar. Öyle ki en güzel hal olan el karda gönül hakiki yarda sırrına mazhar olur. İşte kişi de nefeste bu hale gelecek. Nefesi sultaniye hedeflenecek. Evet biz akşama kadar dik otur, işte dört elif miktarı hesapla, e, bu şekilde yap diyemeyiz. Ama hedefimiz bu olacak. Biz önce güne doğru bir beş dakikalık minimum, e, maksimum 15 dakikalık böyle doğru bir nefes çalışmasıyla başladığımızda inanın günün enerjisi bereketi daha bir güzelleşecektir. Hele hele sabah namazında veya seher vaktinde kalkın, bir pencerenizi açın veya balkonunuza çıkın. Şükürlerle, dualarla Rabbim bana sana, sana zikredecek, seni şükre sana şükredecek, tekrar nefes alacak, yolunda güzel işler yapacak nefesler bahşetti için sana şükrediyorum deyip böyle bir o temiz havada beş dakika nefes aldığınızda o günkü beyninizin çalışması, gönlünüzün güzelliği, beden ve ruh enerjiniz muhteşem olacaktır. Güne böyle başlayacağız. Ee, mesela ben kendim yaptığım çalışmayı örnek vereyim sevgili dinleyicilerimiz Hep sizlere bir yol haritası olsun. Ee, ne yapıyordum? ilk nefes çalışmasını kendimde hakim Kılabilmek için ee, öncelikle şunu yapıyordum ee, telefonumun ekranına e, şifrem nefesle alakalıydı programımızın ismi hani nefes yahu ya şifrem nefes Yahuydu. Her telefonu açtığımda aklıma nefes gelirdi. Ve en az böyle bir 11 defa, 15 defa, 7 defa o doğru nefesi alır verirdim. Ekranımdaki görüntü nefesle alakalıydı. Ee, ben bana nefesi hatırlatacak materyaller, yazılar olurdu etrafımda. Bunlara baktıkça nefesi hatırlardım. Ki bu artık bende otomatiğe bağlanıncaya kadar. Kişi bunu yaptıkça Artık zaten beden bunu isteyecek. Bunu yapa yapa e, nefesi sultaniye ulaşacağız. İnşallah. Evet. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Şimdi hocam biraz önce burundan bahsederken insanların burnunun tıkalı olması dedik. Ve bazı et parçalarını biz burundan açabiliriz nefesle dediniz. Evet Bunun inşallah. Bunun bir tekniği var mı? Tabii ki. Tabii ki var. Ee, dedim ya aniden tansiyonu düşürecek nefes tekniği öfkeli insanı kontrole getirecek nefes tekniği beyni habire konuşan insanın dengeye getirecek nefes tekniği kalpte vesvese kazan kaynarken dinginleştirecek nefes tekniği birçok nefes teknikleri var ee, Siz sanıyorum açacak burunu açacak nefes tekniğinden bahsediyorsunuz. Evet ee, hemen bahsedeyim inşallah. Öncelikle sabah kalktık, oturduk. Şöyle parmağımızı burnumuzun önüne getirdik, işaret parmağımızı. Nefes alıp verdik. Bunu yaparken kontrol ediyoruz. Burnumuzun sağ tarafımı tıkalı, sol tarafımı tıkalı. Nefesi kontrol ettikten sonra veya tek tek bir kapattık, bir tarafını kapattık parmağımızla. Ee, diğer tarafa baktık. Hangi taraf tıkalı, tespit ettik. Hangi taraf tıkalı bunu tespit ettik ve e, tıkalı tarafı tekrar parmağımızla kapattık. Diyelim ki sol burnumuz tıkalı. Bu şekilde örnek alalım. Sol burnumuzu tıkadık e, parmağımızla ve dik pozisyonda sağ burnumuzla çok güçlü 25 tane güçlü bir şekilde nefesi alıyoruz sonuna kadar veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Ve bu 25 nefesin sonunda bıraktığınızda oradan muhteşem bir hava çıkacak ve tamamen açılmış olacak Allah'ın izniyle. Çok etkili bir yöntemdir. Hemen deneyebilirsiniz. Denedim de 25'e kadar gelemedim. 25'e kadar gelemedim. 25, e kadar 25 olacak bir mutlaka deneyin ve çok güçlü olacak. Hani burada şeye takılmayın. 4 elif miktarı, 8 elif miktarına takılmayın. Hemen dilinizi damağınıza koyun. Güçlü kuvvetli sonuna kadar alın. Güçlü kuvvetli sonuna kadar verin. 25. de bırakın. ...nasıl açıldığını göreceksiniz. Evet. İnşallah hocam ya. İnşallah e, deni, deneyeceğim bunu evde. Dinleyicilerimize de denemelerini tavsiye ediyorum. Evet isterseniz e, hemen kısaca... E, ...öfkeyi e, dinleyecek. Evet. Hatta böyle e, vücutta hararet var, ateş var... ...bu artık tansiyonu fırlatmış. E, bunu ve bir de beziğinin konuşması ve... Kalpteki vesveseydi. Evet. Bunları da tarif edelim. Zamanımızın hastalıkları diyebiliriz onlara. Evet o çok zaman iyi. müsaadenizle bunları da buyurun, tek tek tarif edeyim buyurun. inşallah. Ee, öncelikle vücutta hararet çok yüksek. E, tansiyon yüksek. E, böyle ateş nöbetleri var. E, kan beynimize sıçratmış dediğimiz hallerden birisi. Dilimizi dudaklarımızın arasından hafif çıkarıp... Rulo yapacağız. Evet, dilimizi rulo yapacağız. Ee, hani e, wow harfini çıkarırken ...dudaklarımızı öne doğru uzatır büzeriz ya. İşte dilimizi rulo yapıp o hale getireceğiz. Hafif dudaklarımızdan dışarıda olacak. Sonrasında burada güçlü bir şekilde, güçlü bir şekilde yine tekrar ediyorum sayısına. Şununa bununa odaklanmadan sadece kuvvetlice bir nefes alacağız. Bütün diyaframı, karnı hepsini dolduracağız. Sonra güçlü bir şekilde ağzımızı kapatacağız. Nefes aldık. Doldurduk. Ağzımızı kitledik. Burnumuzdan yavaş, sakin dingin bir şekilde vereceğiz. Yine dilimizi rulo yapacağız. Yavaşça güçlü bir şekilde bütün karnımızı, e, diyaframımızı, ciğerlerimizi boğazımıza kadar dolduracağız. Ağzımızı kitleyip kapatacağız. E, ve tekrar burnumuzdan yavaşça vereceğiz. Bu nefesi 7 9 11 defa yaptığımızda Ağzımızın içinin ve ondan sonra zihnimizin ve bedenimizin böyle serin bir e, rüzgarın altında kalmış gibi sakinlediğini, dinginleştiğini ve ferahladığını, tansiyonumuzun yavaşça e, aşağı indiğini göreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Evet, e, bir sonraki şayet zihnimiz konuşuyorsa. Zihin Beyin konuşuyor habire. Bu niye bunu yaptı, şu niye şöyle yaptı, şu nasıl olacak, bu nasıl böyle olacak? Ee, bunu fark ettiğiniz ilk anda hemen yine oturacağız, gözlerimizi kapatacağız. Kendimizi olmamız gereken en güzel yerde hayal edeceğiz. Yine dilimiz damağımızda, ee, sanki yine önümüzde nurlu bir elde. Rabbim tarafından gönderilen bir nur gibi şifa olarak nefesi hayal edeceğiz. Sakin ve dingin bir şekilde burnumuzdan nefesi minimum yine dört elif miktarı alacağız. Dört elif miktarı tutacağız. Tutarken bunun zihnimizde dolanıp, oraları temizlediğini hissedip sonra burnumuzdan 8 elif miktarı yavaşça göndereceğiz ve bunu 5 dakika yapacağız. Yaparken de zihnimizle, kalbimizle, kulağımızla nefesimize odaklanıp nefesi dinleyeceğiz. 5 dakika sonra gözünüzü açtığınızda zihninizin boşalıp pırıl pırıl olduğunu hissedeceksiniz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, ve bu konuşma kalp ise kalp konuşur bazen vesvese ee, ve susmaz, susturamazsınız. Yine aynı konuma geleceğiz, aynı nefes, aynı şekilde. Sadece burada burnumuzdan alacağız, onurdan nefesi kalbimize göndereceğiz, kalbimizde dönecek, dönecek, dönecek temizleyip. Tekrar burnumuzdan, yavaş, ağzımızdan hu zikriyle yavaşça vereceğiz. Yani zihni susturmak için burundan alıp burundan vereceğiz. Kalpteki vesveseyi susturmak için burundan alıp hu esmasıyla ağzımızdan vereceğiz. Evet hocam. Şifaya vesile olması niyetiyle diyorum. İnşallah, inşallah Rabbim şifa nasip eylesin. Ee, hocam... E... Nefesi alıp kalpte döndürmekten, beyinde döndürmekten e, bahsettiniz. Nefesi tutmak ve bunun önemi, yani nefesi nasıl tutacağız? Nefesi aldık, nefes almayarak mı? Biz bir önce dediniz beynimize göndereceğiz, e, bir sonra dediniz be, kalbimize göndereceğiz... Bu yolları nasıl tayin edeceğiz? Nasıl nefesimizi tutacağız? Nasıl yönlendireceğiz? Evet. Ee, şimdi ben burada hemen şeyi söylüyorum. Dikkat ederseniz etrafımızda e, hep şunu duyarız. Odaklanamıyorum. Çocuğumuz odaklanamıyor. Odaklanma problemi yaşıyoruz. Nefesini tutabilen insan odak noktasında zirvelere ulaşır Allah'ın izniyle. Önce bunu bir belirteyim. Ee, nefes tutmak Muhteşem bir nimettir. Ee, hani e, az önce söylediğimiz beynimizi gönderdiğimiz bunlar özel çalışmalardı. Normalde e, nefesi dedik ya aldık dört elif miktarı. Ha bunu artıracağız. Burada sabit kalmayacağız. Bu bizim minimum düzeyimizdir dört elif miktarı. En alt limitimiz. Kişi dört elif miktarından daha az nefes alırsa bu nefes beyne ve hücrelere servis edilmeden eşiğe girer, tekrar çıkar. Şayet nefesi uzun alıp ve nefesi aldık ve vermeden bekledik. Kişi bunu yapabilirse yaptığı zaman bedende neler olur? Bir, hani ki insanlar bir sürü para vererek detokslar, e, pro, detoks programları yapar işte ürünler kullanır veya kendi kendini perişan edecek uygulamalar yapar minimum en az yüzde yetmiş bedende detoks yapar nefes tutmak tek başına bedendeki atıkları yağlarla beraber yüzde yetmiş temizleme kudretine sahip Allah'ın izniyle Anladım. nefes tutmak bu bir. İki, bütün hastalıklı hücreleri yakıp yok eder. Bunun içerisinde kanser de dahil. Hani girdi o nefesi tutuyorsunuz ya, gidiyor nefes dolanıyor e, ve nefesi tutarken onu yüreğinizde, bedeninizde Allah'ın gönderdiği bir misafir olarak ve misafiri gönderenin hatırına e, onu ağırlamış olarak düşünün ve ne kadar tutarsak bütün hastalıkları hücreleri tek tek yakıp yok edip, tekrar nefesle dışarı atar. Ee, ve en önemlisi yine nefes tutmak, kişinin bedenini, zihnini ve duygularını dengeye çeker. İnsan dengede olur. Olaylar karşısında panik olmaz. Ee, panik deyince bir parantez açmak istiyorum. Ee, modern tıpta panik atak diye nitelendirilen hastalık aslında nefesi kontrol edememedir. Sadece nefesi kontrol edememe. Nefes Atölyesinde 37 yıllık, 10 küsür yıllık, 20 yıllık panik atak ilacı kullananların sadece doğru nefeste ilaçlarını çöpe attığına şahit olduk. Şükürler olsun. Evet bu bu kadar önemli. Ee, diyafram nefesi e, kası dedik ya çok güçlü olur. Bu ne kadar e, güçlü olursa o kadar kişi dengede olur. Çünkü diyafram kası denge kasımızdır. Onun için de diyafram nefesini almamız gerekmektedir. Kişinin almış olduğu nefesin yirmi %25'i beyne servis edilmektedir. Bakın, yüzde yüz alacağım bir nefes var. Ve bunun yüzde yirmi beşi benim beynimin hakkı. Ama ben bırakın yüzde yüz nefes almayı, yüzde onluk bir nefes aldım. Beynime ne düştü? Yüzde iki, yüzde iki buçuk. O zaman ne oldu beynimde? Duygular, düşünceler, davranışlar sıkışmaya şey ama, yaşamaya başladı sıkıştılar tıkış tıkış oldular kendimi ifade edemedim ee, işte böyle mi olacak dedim kaygılarım arttı korkularım arttı buyurun size panik atak bu şekilde ama ben ihtiyacı olan doğru nefesi yüzde yüz aldığımda ve yüzde yirmi beş nefesi beynime misafir ettiğimde servis ettiğimde o nasibini alacak, oradaki atıklar temizlenecek, genişleyecek, rahatlayacak, dengeye gelecek ve ben her anlamda zihinsel ve duygusal olarak çok daha sağlıklı bir hale geleceğim Allah'ın izniyle. Ee, onun için şunu üzerine basa basa söylüyorum. Nefesini kontrol edebilen biiznillah. Hayatını kontrol edebilir, nefesini dengeye çeken bir iznilla hayatını dengeye çeker diyoruz. Hocam Allah razı olsun. O zaman biz dengesiz olmak istemiyorsak, <laughs> hayatta hayatımızı hayatlandırmak istiyorsak doğru nefese muhtacız. Kesinlikle, tamam. kesinlikle. Allah doğru nefesi doğru yerde kullanmayı nasip etsin diyelim. Amin. Hocam hep burundan alıp burundan vermekten bahsettik. Daha çok burun üzerine baskı yaptınız. Evet. Bu nefes konusunda ağzımızın hiçbir etkisi yok mu yani? Ağızdan nefes alma hususunda diyeceğiniz bir şey yok mu? Ee, şimdi öncelikle hani şöyle dedik ya belli özel durumlarda özel hallerde e, ağız nefesine ihtiyaç duyacağız. Ama asıl ihtiyacımız olan burundan alıp burundan verme. Bir kişi düşünün, burnu tıkalı, doğru nefesi bulamay, bilemiyor, öğrenememiş ee, ve ağızdan alıp ağızdan veriyor. Bakınız, kişi sürekli ağızdan nefes alıp ağızdan veriyorsa, bu kişi bir kalp krizi geçirme adayıdır. Bu kişi felçlik geçirme adayıdır ve bu kişi ileri seviyede bir kanser adayıdır maalesef ee, ağız nefesine ihtiyaç halinde e, müracaat edeceğiz şimdi şöyle bir şey bakın insan fıtratına e, uygun diyoruz dışarıda gidiyoruz yürüyoruz biz sokakta yürürken işte burnumuzdan alıp uf, bu şekilde mi yürüyoruz hayır ağzımız biz yemek yemek için başka işler için kullanıyoruz burnumuzdan alıyoruz burnumuzdan veriyoruz. Bu fıtratımıza en uygun toprak nefesi evet, diyoruz. Zaten Allah burnu nefes için yaratmış diyoruz. Evet. Bir de hocam biraz, birazcık geri dönmek istiyorum. Buyurun. Biraz önce siz nefes tutmaktan bahsederken ben denedim. Sanki böyle baş dönmesi gibi bir bir şey, bir hal oluyor. Onun sebebi var mı? Ee, burada şunu söyleyeceğim. Bir hocamız hep söyler, nefes alınca başımız dönüyor deyince ne güzel başımız var ki dönüyoruz <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> ee, ardından da şunu söylüyoruz. Garibim beynimiz alışmamış nefese. Birdenbire e, nefes gönderilince hey ne oluyor bu da ne diye şaşkınlık tepkisi diyebilirim. Bir de hocam bazen e, bende de oluyor. Belki dinleyicilerimizde de oluyordur. E, sabah kalktığımızda boğaz kısmımızın ağrıdığını, buralarda bir ağrı hissediyoruz. Ben şöyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimal ağzım açık uyumuşumdur e, diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. E, bu uyku anında e, veya uyumadan önce ağzımızın, Açık olma haline hakim olma durumumuz var mı? Yoksa i̇şte Yapacak bir şey yok mu? Yok var yani eğer sağlıklı e, nefese, hani nefesi sultaniye hedefliyorsak... ...baktık ki buna hakim olamıyoruz gerekirse bantlayacağız. Evet yanlış anlamadı duymadınız gerekirse ağzımızı bantlayacağız. Ama kişi gün içerisinde burnunu aktif hale getirirse e, gece... Ee, artık buna ihtiyaç duymayacak. Bakın e, nefes darlığı, horlama bunlar e, Allah'ın izniyle e, doğru nefesle çözülüyor. E, hatta şu bilimsel bir veridir. Tamamen bilimsel bir veridir. E, kişi doğru nefesi alıp ve doğru nefesi nefesi sultaniye getirirse bedeninde... Bu kişinin bedeninde, zihninde ve duygularında bulunan minimum yüzde seksen beş, maksimum yaşlılık ve ölüm hariç yüzde yüz hastalıkları Allah'ın izniyle şifalanacaktır. Hem madden, hem zihnen, hem duygusal olarak. Bir iznillah. Gül hocam, e, sizinle program yapacağımızı bilen dinleyicilerimiz... Soru gönderiyorlar. Buyursunlar. Şöyle bir soru var. Ee, diyor ki, nefesin yetmeme hissinden dolayı ağızdan nefes alma ihtiyacı hissediyoruz. Aldığım nefes bana yetmiyor hissi var bende. O yüzden ağızla onu ağızdan aldığım nefes onu tamamlama hissi geliyor. Evet. Bunun sebebi nedir? Evet. Şimdi öncelikle e, şunu belirteyim. Ee, az önce ne dedik? Ee, panik atak diye bir şey yoktur. Sadece doğru nefes alamama vardır. Ee, allah Teala bize e, yani kainatta yeteri kadar e, sınırsız, ücretsiz hiçbir bedel talep etmeden nefes nimetini vermiş zaten. Bunun yetmeme gibi bir şeyi yok yani. E, durumu yok. Burada bu dinleyicimiz... Sadece doğru nefesin tanımını e, nasıl yapılacağını, nasıl uygulayacağını bilmediğinden böyle bir sıkıntı yaşamaktadır. Bu tarif ettiğimiz şekillerde veya bizim belli periyotlarla yapmış olduğumuz netfes atölyelerimize katılarak... ...bunu doğru olarak öğrendiğinde Allah'ın izniyle bu problem problem kısa sürede çözümlenecektir. İnşallah, inşallah. Hı. Hocam şöyle baktığımızda bize ayrılan programın sonuna gelmişiz... Biraz da geçirmişiz. Çok tatlı gidiyor. Farkında değiliz. Ee, bize en son böyle dinleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Evet. Ben şunu bir tefekkür etmelerini rica ediyorum. Farkında mıyız bilmiyorum ama bizim için en değerli, en faydalı, en kıymetli olan şeyler en ucuz, bedava olan şeyler. Nefes gibi. Dua gibi huzur gibi. Ve biz insanoğlu nefes gibi, huzur gibi bu e, hiçbir bedeli olmayan Rabbimin ikram ettiği değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Kaybettikten sonra bu nimetlere tekrar kavuşmak için dünyanın parasını ödüyoruz. Bir sürü bedel ödüyoruz. Onun için bunun bir farkında olalım. Bir tefekkür edelim. Ne güzel Rabbim vermiş hiçbir ücret talep etmemiş hiçbir karşılığında bedel istememiş biz sadece onun istediği şekilde bunu doğru kullandığımızda ne olacak bedenimize nefes oksijeni oksijen kanı kan ki enerjisini yani yaşam enerjisini bedenimizin her yerine dengede taşıyacak ve bu bedenin neresine dengede giderse ...orayı Allah'ın izniyle şifalandıracak. İnşallah. Böyle güzel e, nimetlerin içerisindeyiz. Bir şey daha bahsetmek istiyorum. E, astım ve kova hastalığının... ...nefes alamama hastalığının... ...asıl sebebi aslında nefes alamamak değildir. Nefes verememektir. Bakın. Nefesi veremedikleri için... Boşalmıyor, yeni nefese alan açılamadığı için yeni nefes alamıyorlar. Bu kimselerde doğru nefes tak taktikleriyle Allah'ın izniyle bu hastalıkla vedalaşacaklardır biiznillah. Ee, ve yine ne dedik? Etrafımızda Aa, çocuğum odaklanamıyor, hiçbir şekilde e, odaklanıp dersini yapmıyor diyenlere diyoruz ki lütfen ona doğru nefesi ve oyunlarla nefes tutmayı öğretin. Nefesini ne kadar çok tutarsa o kadar muazzam odaklanacaktır inşallah. Ee, son olarak yine diyoruz ki. Ee, nefesini bilen Rabbini bilir Nefes yahu Allah razı olsun hocam çok teşekkür ediyoruz Güzel bir program oldu Şükürler ee, olsun Kıymetli dinleyicilerimiz bir konu bir konu programımızda Nefes yahu adlı konuyu ele aldık İnşallah Rabbim güzel nefes alıp nefesimizi güzel verenlerden etsin Güzel nefes alıp güzel vermeyi nasip etsin ve nefesini alıp Rabbini bilenlerden nasip etsin hocam. Evet nefesi ee, verenin hatırına onun misafirine gerekli ihtimamı göstermeyi nasip amin. etsin. Amin inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz bir konu bir konu programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.